Arkadaşlar merhabalar. Adım Tuğba, soyadım Ekin. Batman Final Okulları'nda 4. sınıf öğretmenliği yapıyorum. Geçen hafta sizlerle aydınlatma teknolojilerini işlemiştik. Bu hafta da konunun devamı olan ses teknolojilerini işleyeceğiz. Sesten bahsedeceğiz biraz ve sesin fazlalığının hayatımıza, ses kirliliği kavramı nedir? Ondan bahsedeceğiz aslında. Şimdi ses teknolojisi ürünlerine bakalım. Ses teknolojisi ürünlerinde sayfa 170, kitabımızda sayfa 170'i açıyoruz. Aklımızda tutalım diye bir bölümle başlıyor. Alexander Graham Bell'in telefonu icat etmesi ses teknolojisinin öncüsü olmuştur. Yani telefonun icadı aslında sesin ve ses teknolojisinin ilerlemesinde bize bir başlangıç öncü olmuştur. Daha sonraki yıllarda radyo ve telsiz icat edilerek ses teknolojisi geliştirilmiştir. Gelişmeye devam eden ses teknolojisi sayesinde ses şiddetini değiştirmeye, işitme yetimizi geliştirmeye ve sesleri kaydetmeye yarayan pek çok ürün kullanmaya başlamışızdır. O zaman burada bir şey yapalım sizlerle. Herkes Graham Bell'in telefonu icadını önce bir araştırsın. Bir bakalım Graham Bell telefonu icat ederken nasıl bir telefonla başladık biz aslında? Ses teknolojileri nasıl başladı? Sonra da gelişmeye devam ederken neler açığa çıktı? Ortaya neler çıktı? Ve şu an ne durumdayız aslında? Farkındaysanız birbirimize artık ses kayıtlarını anında bile gönderebiliyoruz. Onları biraz inceleyelim. Bu konuda biraz bir araştıralım. Görelim neler olmuş diye. Aşağıda verilen görsellerden devam edelim. Görsellerdeki ses teknolojisi ürünlerini yuvarlak içine alınız. Bu ürünlerin özelliklerini karşılaştırarak sınıf arkadaşlarınızla tartışınız demiş. Şu an sınıf arkadaşlarınız, yani sizler burada olmadığınız için tartışacağımız bir ortamımız yok. Ancak bunu sizlere anlatırken elinizde istediğiniz gibi bana ses teknolojileriyle alakalı geri dönükler verebilirsiniz. Resmi inceliyorum. İlk gördüğüm şey nedir? Şuradaki bir telefon. Telefon bir ses teknolojisidir demiştik. Ne yapar? Sesimizi karşıdakine ulaştırmak için bir araç görevi üstlenir. İletişim aracı görevi üstlenir. Şurada gördüğümüz bir radyo. Radyoda da duyduğumuz sesleri, hani kaydedilmiş sesi bize ulaştırmaya yarıyor. Çeşitli programlar yapılıyor. Geçmişte daha aktif kullanılan bir iletişim cihazıydı, kitle iletişim cihazıydı. Ve bir ses teknolojisiydi aynı zamanda. Şurada bir gramofon görüyorum. Gramofon da bazı şeyleri var. Gramofon kullanırken şöyle özel bir pick-up kullanıyorum. Pick-up'ı buraya yerleştirirsem gramofonun üzerine koyduğum iğneyle o pick-up'tan ben sesi duyabilirim. Dolayısıyla gramofon da bir ses kaydedici. Şu pick-up'ta kaydedilmiş sesler var ve o kaydedilmiş sesleri duymama yarayan araçtır. Bu da ses teknolojilerinde kullanılan bir araçtır dolayısıyla. Şurada bir telefon, ev telefonu, biraz daha dijital günümüze yakın telefonlardan, kablosuz şu an evlerimizde kullandığımız. Şurada da bir cep telefonu var. Yine bu ikisi de bir ses teknolojisidir diyorum. Şurada yine gramofonun biraz daha gelişmiş hali, pick-up dediğim bir ürün var. Yine şuradaki kendi materyaliyle çalışıyor ve kaydedilen sesi duymamı sağlıyor. Burada bir hoparlör var, sesleri duymamı, daha şiddetli duymamı sağlayan. Dolayısıyla o da bir ses teknolojisidir. Televizyondan da aslında nedir? Kaydedilmiş sesleri işitebiliyorum. Dolayısıyla ses teknolojisinde evet görüntü teknolojisiyle birleştirilmiş halidir ve bir ses teknolojisidir diyebilirim. Hemen bakayım. Dikkat ederseniz geçmişte de kullanılmış, şu anda da kullanılmış, kullanılan, kullanmaya devam eden ürünler var. Ve bu ürünlerle geçmişten günümüze, aslında sadece bu evin içine verilmiş ürünlerle geçmişten günümüze nasıl bir gelişim gösterdiğini seyredebilirim aslında. 170. sayfada işleyeceklerim bu kadar. Bakalım ilerleyen sayfalara. 171'i açtım. Şimdi sayfa 171'e bakıyorum. 171'de demiş ki geçmişte kullandığımız ses teknolojileri aşağıdaki tablodan yararlanarak verilen ses teknolojisi araçlarını görselleriyle örnekteki gibi eşleştiriniz. Bu araçlarla ilgili araştırma yaparak altlarında boş bırakılan bölümlere yazınız. İlk aracıma bakıyorum. Karenin altına verilmiş. Bu bir pick-up'tır diyorum. Pick-up nasıl çalışır? Şurada görmüş olduğunuz plak yerine taş plakları var. Geçmişte kullanılan, yine müzik ve sesleri kaydetmeye yarayan bir araç.
yerleştirdiğiniz zaman bu ineği üzerine yerleştirdiğinizde taş plağı ne kaydettiyseniz pick-up'tan onu duyabiliyorduk. İkinciye bakıyorum. İkincisi bir kaset. Kasette daha çok belki hatırlayanlarınız veya evde saklayanlarınız vardır. Anne babalarınız evde belki geçmişteki kasetlerini saklıyorlardır. Baktığınızda yine bir ses kayıt cihazı. Geçmişte müziği, işte sesi, insanlar kendi seslerini de boş kasetlere kaydedebiliyorlardı. Ve o kaydettiğimiz sesi verilen aletlerle, işte bir Walkman olabilir. O Walkman'e yerleştirip o sesi dinliyorduk. Kasette biraz daha geçmişte kullandığımız bir şeydi. Bu bir fonograf. Fonograf nasıl çalışıyormuş? Bir göz atın isterseniz. YouTube'da çeşitli videolar var bununla alakalı. İkincisi bir video kamera. Alta geçtiğimde video kamera. Video kameraların gelişmiş şekilleri zaten birçoğumuzun elinin altında şu an var. Nasıl çalıştığını, nasıl kaydettiğini görebilirsiniz. Hem görüntü hem ses kaydı yaparak bize o sesi ve görüntüyü görüp duymamızı sağlıyor. Üçte aşağıdaki ikinci bölümde bir gramofon var. Az önce de bahsettiğimiz gibi gramofonlar geçmişte çok pick-up'tan da daha öncesinde taş plakları aslında yerleştirip taş plakları gramofonlardan dinliyordu insanlar. Pickup onun biraz daha gelişmiş bir versiyonu. Ve günümüzde de kullanılmış CD diye bir ses kaydedicisi, kayıt cihazı var. CD'lerde boş veya dolu, boş CD'lere siz sesinizi kaydedebiliyorsunuz. Dolu CD'lerden de bilgisayarınızdan veya CD çalarlardan faydalanarak kaydedilmiş sesleri duyabiliyorsunuz. Şimdi ne yapacağız bunlarla alakalı? Size onu söyleyeyim. Pick-up, kaset, fonograf, video kamera, gramofon ve CD. Geçmişten günümüze aslında ses kaydında bizim kullandığımız çeşitli materyaller. Hep birlikte aşağıda da verilmiş alanları hep bakalım ona da. Bunların ne işlevleri var? Neye yarıyorlar ve hangi yıllarda kullanılmışlar? Bir birlikte araştırıyoruz. Araştırdıktan sonra buraya kitabımızdaki sayfa 171'deki ikinci bölümü kaydediyoruz. Bence çok eğlenceli bir etkinlik olacak. Geçmişi birazcık tanıyacağız bu vasıtayla. Kayıtlarınızı, kaydettiklerinizi istediğiniz zaman zaten benimle paylaşabilirsiniz. Önümüzdeki hafta için bunları bekliyorum. Geçtiğim bir sonraki sayfada ses şiddetini değiştiren ses teknolojileri. İsterseniz şöyle bir deneme yapalım. Televizyon bir ses kayıt içinde kullanılıyor aslında. Sesi bana iletmeye çalışıyor. Televizyonunuzun sesini artırıp veya azalttığınızda ses şiddetini nasıl değiştiriyoruz? Bir kumanda aracılığıyla, değil mi? Ses şiddetini değiştiren ses teknolojilerini incelerken buradan başlayalım. Televizyonda ben ses ayarını yapabiliyorum. Duyamıyorsam şayet sesi yükseltebiliyorum, artırabiliyorum. Daha ses çok şiddetli gelip kulağımı rahatsız edebiliyorsa birazcık kısabiliyorum. İnsanlar seslerini uzaklara ve kalabalıklara duyurabilmek için farklı teknikler kullanmışlardır. Leyla ve Mecnun diye bir dizi var. Orada İsmail abi ile Mecnun'un birbirine sürekli bağırışında bir sahneleri var. Sürekli şiddetli bir şekilde bağırarak sohbet ederler. Orada mesela birbirlerine seslerini duyurmaya çalışırlar. Ses şiddetlerini arttırarak. Bunların başında boynuz gibi nesnelerin sesin şiddetinin yükselmesinde kullanılması gelir. Boynuz kavramı, ses ağzından çıktığı an, boynuzun içine oyarak ses ağzından çıktığı an, şöyle ağzıma dayadığımda sesi bir yerde toplayıp birdenbire biraz daha fazla açığa çıkardığı için daha şiddetli duymamı sağlayan bir alet, boynuz gibi şeyler. Geçmişte de insanların, uzak mesafelerdeki insanların birbirlerine sesini duyurmak için kullandıkları materyallerden bir tanesiymiş. Teknoloji ve bilimin gelişmesiyle tabii ki biz günümüzde artık boynuz gibi ses kullanım araçlarını kullanmıyoruz. Biraz daha hoparlöre döndük mesela. Hoparlörlerden duymamız gereken sesleri dışarıda da olsa dinleyebiliyoruz. Teknoloji ve bilimin gelişmesiyle ses şiddetini artırmak için farklı teknolojik ürünler geliştirmiştir. Bu teknolojik ürünlere hoparlör, mikrofon, megafon, kulaklık veya stetoskop bir örnektir. Doktora gidiyorum. Doktor benim kalbimi
dinleyemiyor değil mi? Hani birdenbire duyamıyoruz. Taktığı stetoskopla kalbimi dinliyor veya göğsümü dinliyor. O da bir ses cihazı. İç organlarından çıkan sesleri doktora ulaştırmak için kullanılmış bir cihaz olarak, ses cihazı olarak veriliyor. Megafon mesela çocuğumuzun kullandığı sesi biraz daha şiddetli bir şekilde karşıya duyurmak için. Ve artık her yerde kullandığımız mikrofonlar, hatta kablosuzları da var. Belki evlerinizde vardır. Ses şiddetinizi biraz daha arttırarak duyurmanızı sağlıyor. Siz de hoparlörler, mikrofon ve megafonun ses şiddetini nasıl arttığını araştırarak araştırma sonuçlarınızı verilen boşluklara yazınız. Siz de hep birlikte yine bir araştırma etkinliği vermiş burada bize. Mikrofonun, megafonun ve hoparlörün sesimizi nasıl arttırıyor, nasıl cihazlar bunlar tanımak amacıyla araştırmasını yapıp yine verilen bölümlere yazıyorsunuz ve bana gönderiyorsunuz. Geçiyorum. Stetoskop yapımı için stetoskop yapıyoruz diye bir etkinlik var. Bununla yine birlikte olsaydık şayet burada sınıf içerisinde belki birlikte yapabileceğimiz bir etkinlikti. Materyallerimiz belli, yapılış aşamaları belli. Size vereceğim tarihte hep birlikte stetoskoplarımızı da yapacağız. Şimdi konumuza devam ediyorum. Şimdi işitmemizi geliştiren ve ses kaydeden ses teknolojileri. Ses kayıt teknolojilerinden bahsettim biraz. Bir de işitmemizi geliştiren cihazlardan bahsetmek istiyorum size. Bazı insanlar mesela bazı cihazlar olmadan sesi verildiği şiddetinden daha kısık duyabiliyorlar. Var olan rahatsızlıkları sebebiyle. Gelişen teknolojiyle birlikte kullandığımız aparatlarla, aparatı kulağımıza takıyoruz mesela. Aparatı kulağımıza takarak o sesleri, dışarıdaki sesleri var olan duyumuzun biraz daha bir sık üstünde duyabiliyoruz. İşitme cihazları kulağa gelen ses titreşimlerini arttırarak işitme problemi yaşayan bireylerin işitme yetilerini geliştirirken piyano, fonograf, plak, kaset gibi pek çok araç ise seslerin kaydedilmesini sağlar. İlk ses kaydı ürünü fonografmış. Fonograf Thomas Edison tarafından geliştirilmiş. Zaten yapacağınız araştırmada da Thomas Edison ismine ulaşacaksınızdır. Aşağıda verilen ses teknolojilerini özelliklerine göre doğru gruba yazınız. Bir ses teknolojisini birden fazla gruba yazabileceğinizi unutmayınız. Şimdi bakıyorum. Sesi kaydediyor bunların bazıları. Bazıları kayıtlı sesin dinlenmesini sağlıyor. Bazıları işitme yetinizi artırıyor. Bazıları sesin şiddetini değiştiriyor. Yani ben şu an konuşuyorum. Mikrofonu alırsam, mikrofonla konuşursam, mikrofon bir ses şiddetini değiştiren üründür diyebilirim. Çünkü sesimi ne yapıyor? Arttırıyor. Şimdi pick-up'a bakalım. Pick-up'lar ne demiştim? Hem ses kaydetmeye yarar hem de kaydedilmiş sesi aslında dinlememize yarar. Belki gramofonlarda yok ancak pick-up'larda, özellikle bugünlerde geliştirilmiş biraz daha teknolojiyle ilerlemiş pick-up'larda ses kaydedeceğimiz bölümler var. Ancak gramofon için aynı şeyi söyleyemeyeceğim. Gramofonlar biraz daha geçmişte kullandığımız ürünler olduğu için. Gramofon sadece neye yarıyordu? Taş plaklara işlediğimiz sesi dinlememize yarıyordu. Dolayısıyla gramofonu ve pick-up'ı listemden çıkardım. Onları yerlerine yerleştirdim. Şimdi megafon. Megafon elimde tuttuğum bir alet. Birçok hatta çoğunuz okulda zilleri duyurmak için görmüşsünüzdür. Okullarda asıldıdır aslında megafonlar. Veya işte pazarda bakarsanız bazı amcalarımız seslerinin daha şiddetli çıkmasını sağlayabilmek için ne yapıyorlar? Megafonlar kullanıyorlar ki pazarın hepsi duyabilsin. Veya yolunuzun üstünden geçen bir domates satıcısı var. Domates satıcısı da oradaki tüm binalara sesini duyurmak için megafonu kullanabiliyor. Megafonun tek bir özelliği var. Ne yapıyor? Sesin şiddetini değiştiriyor. O zaman iki megafonu sesin şiddetini değiştiren aletler arasına yazıyorum. İşitme cihazı dedim. İşitme cihazı dediğim şey de az önce de bahsettim. Bazı insanlar var olan rahatsızlıkları sebebiyle sesi var olan şiddetiyle değil de daha kısık bir sesle duyuyorlar. İşitme cihazı benim ne işime yarıyor? O cihazı taktığımda sesin şiddeti normal düzeyine ulaşıyor ve işitme yetimi arttırıyor. Dolayısıyla işitme cihazı işitme yetisini arttırır. Diyorum.
Evet, USB bellek demiş. USB bellek, flash belleklerden bahsediyoruz. Flash'ı takarak ses kayıtlı olan sesleri dinleyebiliriz. O zaman USB belleği nereye yazıyorum? Kayıtlı sesin dinlenmesine. Şimdi plaklara bakıyorum. Plaklarda neydi? Kayıtlı sesi dinlemek için gramofon aracılığıyla plakları kullanıyordum. Taş plak da buna bir örnekti. Plak da o zaman nedir? Kayıtlı sesi dinlememi sağlayan bir araçtı. Hoparlör sesin şiddetini artıran bir cihazdı. O zaman hoparlörü ve plağı da sildim. USB belleği de yazmıştım. Fonograf az önce bahsettik. Geçmişte ses kaydedici olarak kullanılıyordu. Bu yüzden sesi kaydeder diyorum. Ve steteskop en son şu an tıp alanında kullanılan steteskoplarımız var. Nedir? Duyamadığım bir sesi sesin şiddetini arttırarak bana ulaştırıyor. Dolayısıyla steteskop için sesin şiddetini değiştiren bir araçtır diyorum. Evet, şimdi bir sonraki sayfaya baktığımda şiddetli sese sahip teknolojik araçların olumlu etkilerinden bahsederken buraya sadece yerleştireceğiniz yukarıda verilmiş kavramları aşağıdaki boşluklara yerleştireceksiniz. Tek başınıza yapabileceğiniz bir etkinlik. Şimdi şiddetli seslerin sağlığımıza etkileri. Bir sonraki dersimize kadar yapmanızı istediğim şey, ben burayı işlemeden önce herkes şiddetli sesin benim sağlığıma nasıl etkileri var? Nasıl etkiliyor, nasıl zarar veriyor, işitme yetimimin kaybetmemem konusunda nasıl bir ses düzeyi belirlemem gerekiyor? Bunu araştırmanızı istiyorum. Ses şiddeti benim sağlığımı nasıl etkiler? Bundan bahsedeceğim önümüzdeki ders. Şimdilik hepiniz kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.